Sen 2 gündür niye buradasın bakayım ha? Yoksa Fulya seni evden mi kovdu? Yok ya, o gitti evden. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Bavulunu topladı gitti. Bavulunu topladı gitti. Sana diyorum, nasıl bavulunu topladı gitti bu? Abla, önce bavulu aldı. Bavul boş. Bavulu açtı. Hala boş. Dolabı açtı, kıyafetler aldı, içine koydu, bavulu kapattı. Rüzgarı aldı. Bavul o ve rüzgar kapıdan çıktılar, tamam? Nurşen. Nereye gitti bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bana bak. Bütün gün mesajlaşıyorsun. Bırak şu telefonu. Bırak şu telefonu. Ay abla, flörtümüz var herhalde. Ne yapalım, telgraf mı çekelim yani? Başlayacağım senin flörtüne. Hayret bir şey ya. Kız evden gitmiş, sen burada oturup çat 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 mesajlaşıyorsun. Şimdilik bekliyorum. Neyi bekliyorsun oğlum? Gidip konuşsana. Annesinin evinde değil mi bu kız? Ya annesinin evindedir de benim konuşmaya cesaretim yok. Cesaretim mi yok? Evet abicim, cesaretim yok. Resmen suçüstü yaptı. Elinde fotoğraflar var. Ne diyeceğim, ben yapmadım mı diyeceğim? Diyeceksin kardeşim. Geri gelse diyeceksin. Ölümünü inkar edeceksin. Gözüyle görürse yine inkar edeceksin ki gözüyle görmedi. Elinde sadece bir tane fotoğraf var. O da otel odasına girerken. Daha ne olsun be Vedat? Kızın odasına giriyorum işte. Ben Fulya'yı tanıyorum. Bu onun için yeterli, beni hayatta affetmez. Ne yapacağım peki? Boşanacağım mı? Rüzgar ne olacak? Bilmiyorum Vedat. Allah aşkına soru sorup durma. Sizinkiler ne diyor? Onlara daha söylemedim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah babam. İnkar et. Onlar da inkar et. Alo. Baba. Dedem. Nerelerdesin oğlum? Merak ettim, arayıp sormuyorsun. Ya evet baba ya. Bu ara işler biraz yoğun da peş peşe toplantılar vardı. O yüzden uğrayamadım. O zaman hiç mazeret dinlemiyorum. Bak bu akşam gelinimi de alıyorsun, torunumu da alıyorsun. Bize geliyorsunuz. Güzel taze dana file götüreceğim eve. Oturup beraber yeriz. Baba bu akşam da işim var ya. Ha, o zaman ben Fulya'yı arayayım, o gelsin. Yok yok, arama sen Fulya'yı. Fulya annesine gitti. E tamam oğlum, o zaman Hikmet Hanımları da çağıralım. Beraber gelsinler. Torunumu özledim ya. Gelemezler baba, bana söylediler. Onların bir işi varmış ama ben mutlaka uğrayacağım, tamam mı? E tamam, peki oğlum, hadi. Ara. Tamam baba. Bir de hayırlı evlat dersin. Ya kaç gündür gelip uğradığın var baba? Nasılsın, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Lütfü sen işine bak. Baba ben ilk maaşımı alabilir miyim? Ne maaşı ya? Maaşı sisteme geçmiştik ya. 1800 net. Geçtik de öyle 1800 net değil o. 1800 brüt. Sigortanı da ben mi ödeyeceğim? Oho, bizim maaş sigorta mikorta derken kuşa dönecek yani. Beterin beteri var oğlum, haline şükret. Yavaş. İşte akşam yemeğe çağırıyor beni. Şimdi onlar da öğrenecek. Sonra tepeme binecekler. Öğrenmesinler o zaman kardeşim. 50 kere söyletme. İnkar edeceksin dedim. Ay pardon da neyi inkar ediyorsun ya? Ortada fotoğraflar var. Ne yapsın yani? Kız günlerce asıldı buna. Babası da patron. Zorla çekmiş odaya. Bizimki de. Ay hiç zorla gibi görünmüyordu ama. Gördün mü Vedatçığım? İnkarın bir faydası yok. Bu bile yeterli. Sizden rica etsem bizimkileri söylemeyin. Ben zamanı gelince söylerim. Tamam aramızda. Ay yani sormayayım diyorum. Kendi söylesin diyorum ama meraktan çatlayacağım. Neyin var senin Semiha? Yok bir şey. Var bir şey var. Ben arkadaşımı tanırım. İşlere canım sıkılıyor biraz. Evet. Yani işlerimiz de öyle sıkılacak kadar kötü değil. Çok da iyi de değil. Yok yok, sende başka bir şey var. Ama tabii söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Buyur ablacığım. Oh. Çüş, çüş. Kardeşim ya, çok özür dilerim. Mesaj yazıyordum, görmedim lan. Sabahtan akşama kadar mesaj yazıyorsun zaten. Ne yazıyorsun oğlum, bize de anlat. Ya işte Nurşan, ne yazışıyoruz? Ay kardeşim benim ya. Var mı gelişme? Var var. Heh,
Oğlum mesaj yazma hızım acayip gelişti ha. Dakikada 600 tane harf yazıyorum. Ben oğlum mesajdan bahsetmiyorum ya. Kızla var mı bir gelişme? Yok oğlum nasıl olsun lan? Yani görüşemiyoruz ki. E dükkanı bırakıp gidemiyorum kızın yanına. Ah tabii sen de haklısın. Tabii akşamlar torbaya girdiği için. Oğlum salak salak konuşma lan. Kız akşam müsait olmuyor. Allah Allah ya çağır sen onu o gelir. Aha aslında doğru söylüyorsun biliyor musun? Ulan bu mesaja verdiğim parayla GSM operatörü alırdım be. Ustacığım ben hemen geliyorum. Bitmedi derdin. Saliha. Ya ben çok pişmanım gerçekten söylediklerim için. Akşam 8'de kafede buluşsak da sana ben bir şeyler anlatsam ha? Sana vallahi anlatacaklarım var. Lütfen. Saliha. Ya sana söylüyorum. Lan! Kişmekin! Git öte! Hadi! Bundan sonra ne bu dükkanın önüne ne de kızım Saliha yaklaşmayacak. Anladın mı? Saliha lütfen. Hala lütfen diyor. Yürü! Rıza neler oluyor oğlum? Sorma baba. İç güveysi olursam evlenmem diye rest çekmiş. Allah senin canını almasın. Kazanamayacağın kumarı niye oynuyorsun oğlum? Ya psikolog söyledi. Kendin ol dedi. Kendin ol sen de. Biz o kadar emek verdik kızı alalım diye. Sen şimdi bizim emekleri çöpe mi atıyorsun? Ay, tamam söyleyeceğim. Ama bak Taylan'a söylemek yok. Ay merak etme söylemem. Ya iki gündür gecikiyor. Kim gecikiyor? Periyodum Feride. Aa bak o hiç aklıma gelmedi. Yoksa sen... Ay evet yani ya hamileysen... Dur canım telaş etme. Öyle arada olur düzensizlik. Bende hiç olmaz. Yani ben saat gibiyimdir. İki gün diyorum Feride. Yani ben büyük ihtimalle... Selam hanımlar. Ah, hoş geldin abi. Bu bizim marketin sahibinin oğlu kadar hırslı adam görmedim. Sabahtan beri bir dakika oturamadım ya. Koskoca müdüre sabahtan beri mal taşıtıyor. Ben mal müdürü müyüm? Sizde ne var ne yok? Hiç ne olsun işte. Ben sana çay söyleyeyim. Sen biraz soluklan hadi. Vallahi bir şey yok abi bildiğin gibi. Var bir şey, var bir şey. Yok bir şey, yok bir şey. Abla ya. Hı. Üzerime giyecek bir şey almam lazım. Hiç kıyafetim yok. Nereye gidiyorsun sen? Dışarı gezmeye. Bu saatte. Sabah ezanında gidecek halim yok herhalde abla. Nurşen, bu saatte gezme mezme olmaz. Herkes sofrada, sen de sofraya oturacaksın hadi. Ya abla, insanlar geceleri dışarı çıkarlar. Sen yıllarca sosyetik dergilere bakıp zenginlik hayali kurdun. Şimdi onu bir kenara bırakıp Yusuf'la pastaneye gidip pasta mı yiyeceksin ha? Ya. Yusuf sana bu hayatı yaşatabilecek mi? Ha? Ne yapayım abla? Baktım çevremizde zengin biri yok. Ben de birini bulup zengin oluncaya kadar beklemeye karar verdim. Aha, çok beklersin canım. Bak bana, ben hala bekliyorum değil mi? Küçük adam. Ben kaçtım abla. Dur bek. Bak gene gitti ya. Buraya gelsene. Buraya gel. Nereye gitti bu koşa koşa? Ama alacakmış da. Alsın bakalım. Alsın bakalım. Bu hafta engeller haftasıymış dede. Hı. Öğretmen ödev verdi. Bu konuyla ilgili şiir yazacakmış. Aferin çocuğum. Hadi bakalım yaz. Of ya benim de aynı ödev. Ama ne yazacağımı bilmiyorum. Peki böyle tanıdığınız özürlü, engelli bir arkadaşınız var mı? Sınıfta yok ama okulda eli olmayan bir arkadaşımız var. Heh, tamam işte. Şimdi sen bununla şey yap böyle, empati kur onunla. O zaman aklına bir şeyler gelir. Empati ne ki? Empati sana nasıl anlatayım şimdi? Empati yani kendini onun yerine koy, onun yerine geç, onun yanına geç. Onun gibi düşünmeye çalış, onun gibi hissetmeye çalış. Elin olmasa... Senin elin olmasa neler hissederdin? Onu düşün. İnsanların sana nasıl bakmasını isterdin? Nasıl davranmasını isterdin? Duydun mu? Etlere dalma. Heh. Ben açtım. Ah hoş geldin Erdemciğim. Geç geç. Şunu götür ben sana tabak getireyim. Tabii. Aa, Rıza? Ne haber lan? Hayırdır? İyi değil abicim, iyi değil. Saliha'yı bekliyorum, hala gelmedi. Ha, ama kızın suratına evlenmem falan denir mi abicim ya? Gelmez tabii. Ha? Suratına evlenmem demişsin. Yok abicim, gelecek ya, gelecek. O beni seviyor, biliyorum. Öyle mi? Ha.
İyi. Ya ben de Nurşen'i bekliyorum. Biraz oturayım mı burada? Hadi ya. He. Olur. Bak bakayım onu nasıl? Giderim var mı? Olur. Ha? Olur. Vallahi. Et çok güzelmiş Necati. Afiyet olsun canım. Ben de patlıcanı sevdim. Ne güzel olmuş. Annem. Teşekkürler. Yo evlat. Sen bir derdin mi sıkıldın mı var hiç yüzün gülmüyor. Yok baba. Ne derdim olacak gayet iyiyim. Folya da yokmuş galiba Erdemci. Nereye gitti? Ya evet. Birkaç gün annesinde kalacak. Oğlunu göremiyorsun diye mi bu surat yani? Evet ya kesinlikle. Elif'i şimdiden özledim. Canım özlediysen sen de kaynananla kal. Seni tutan mı var? İşlerim var canım. Sen bilmezsin tabii iş dünyasını. Niye bilmezmişim? Ya ben ev hanımı mıyım? Canım bir iki güne kadar gelir herhalde. Gelsinler ama hakikaten ya. Ben de özledim torunumu. Torunumuz oldu yüzünü göremiyoruz ha. Vallahi sizin eve taşınacağım bak söyleyeyim. Sahi mi? Yani şey, pilav alayım ben. Merhaba. Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın ve dış temsilciliklerimizin en güzel kızı. Dış temsilcilik mi? Nereden buluyorsun bu lafları Yusuf ya? Benim İlhan Perim gelmiş. Ben miyim o? Yok Rıza. Ne? Ya şaka yapıyorum tabii ki sensin. Ya Allah kahretsin ya. Şöyle oturalım mı? Olur. Hadi geç. İşler nasıl oğlum? Nasıl gidiyor? Yeni işin nasıl? İyi baba iyi. Bomba gibi maşallah. Aman iyi olsun iyi olsun. Bak dünyanın hali hiç iyi değil vallahi. Yunanistan'ın halini görüyorsunuz. Neredeyse hani biz kendi memleketimizi unutup ne olacak bu Yunanistan'ın hali diyeceğiz. Sırada İtalya var, Portekiz var, hatta İngiltere bile var. Bir de işin kötüsü bizim ticaretimiz de Avrupa ülkeleriyle. Onun için aman işiniz olsun, çalışın, kıyıya 3-5 kuruş koyun. Zor günler bunlar oğlum, zor günlerden geçiyoruz. Haklısın baba vallahi işte biz de çalışıyoruz bunun için. Sizin işler nasıl? Valla bizim işlere de bir ithal et lafı çıkardılar. Biraz ucuzladı gibi ama dur bakalım son ne olacak. Evet kahveler geldi. Elci ağzına sağlık papatyam. Afiyet olsun sana yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Erdemciğim Nurşen Gülşen'e Fulya'nın bavullarla gittiğini söylemiş. Ya evet şimdi Nurşen işte. Ya rüzgarın eşyaları çok yer tutuyor. Her şeyini alıyorsun tabii yanında her an bir şey olur. O ondandır o. Keşke arasaydık. Kahvemizi orada içerdik. Hem torunumuzu görürdük. Yine gidebiliriz. Çok geç değil. Ha. Yok olmaz. Yani gidemeyiz. Şu, onların işi var. Ne işi var oğlum? Bebekle gezmeye gidecek değil ya bunlar ya. Ya vallahi bilmiyorum. Bana öyle söylediler. Yani beni bile istemedi. Ben baktım. Aa hoş geldin Zifet amca. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun Hikmet Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk Feride Hanım. Erdem. Hoş geldin anne. Ay çok merak ettim sizi. Telefon ediyorum. Evde yoksunuz. Kapıya geldim kapı açılmadı. Ah, Fulya nerede? Rüzgar nerede? Sizde. Bizde mi? Değil mi? Ay hayır bizde falan değil. Erdem. Kızım ve torunum nerede? Ya Fulya ve Rüzgar. Evet. Telefonunuz çalıyor. Önemli değil. Evet. Şey. Önemli değil oğlum canım. Belki Fulya arıyordur bakın. Alo. Efendim Barbaros Bey. Evet yatırdım. Bugün öğleden sonra yatırdım. Evet. Ya bakayım otur bakayım. Erdem. Nerede oğlum karın oğlu nerede? Annesine gitmiştir diye düşünüyordum ama orada da değilmiş. Hay Allah. Kimseye haber vermeden nereye gider ki bu kız? Bilmiyorum. Bir arkadaşında falan herhalde. Peki arayıp sormadın mı oğlum? Cebi kapalı.
Erdem? Yoksa kavga ettiniz, ondan mı gitti? Öyle sayılır. Dedim bana bak, şunun ne olduğunu bana doğru düz anlat. Yoksa Hikmet Hanım'dan önce ben parlayacağım ha. Nerede bu kadın? Niye gitti? Bir şey mi yaptın? Baba, ben bir hata yaptım. Nasıl bir hata? Beni başka bir kadınla gördü. Aldattın mı lan kızı? Ya baba, tam olarak aldatma denmez bu. Pasif aldatma. Oğlum, bunun aktifi pasifi mi olur? Tabii canım, aldatmak aldatmaktır. Ya evet, öyle oldu. Yakalandın yani. Ay Necati, aldatmasına değil yakalanmasına takıldın sen de. Canım karıcığım, problem yakalanmasında. Fulya onun için gitti. Bana bak, sen bilirsin Fulya nerede. Ay nereden bileyim canım, almış bavulunu gitmiş galiba işte. Evi mi terk etmiş? Ya anlatsana, merak et. Ay meraklı, yürü gir içeride, anlatacağım ben. Tamam, tamam Barbaros Bey. En kısa zamanda getireceğim. Tamam. Ah Erdemciğim, ah nasıl yaptım bunu? Biliyorum, hatalıyım. Hem de çok hatalısın. Fulya gibi okumuş bir kadına yapılır mı bu? Ya okumamış olsa yapılır, öyle mi demek istiyorsun? Hayır tabii canım. Ya ama Fulya okumuş, yani ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir kadın. Bunu mu çekecek? Boşar bir anda. Yazık, çocuk babasız kalacak. Ya baba dur, ne yaptın? Önce bir konuşuruz mutlaka. Bulursan konuşursun. Bir de Hikmet Hanım'a ne diyeceğiz şimdi? Doğruyu tabii. Ya doğruyu söylersek bu kadın yaygara yapar. Hikmet Hanım'dan önce Fulya ile konuşmak lazım. %100 katılıyorum. Ben hiç katılmıyorum. Papatya, ben burada durumu toparlamaya çalışıyorum. Kadın duyarsa evde kahve olmadığını rezil oluruz. Bari bir çay may bir şey demleyeyim. Kurabiye kurabiye yok mu bir şey? Ah Hikmet Hanım, buyurun. Erdem, nerede olduklarını söylüyordun. Buyurun Hikmet Hanım, salona geçelim. Orada konuşuruz rahat rahat. Ferideciğim, sen de çayımızı kurabiyemizi falan getir. Getiriyorum. Kızım nerede? Biri bana söyleyebilir mi? Biri size söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Ben söyleyebilirim. Nereye gitti? Fulya İzmir'e gitti. İzmir'e mi? Ya ne güzel şehirdir. Ben bayılırım böyle aydınlık, güler yüzlü. Ege'nin incisi. Bir kumrusu vardır, nasıl lezzetli anlatamam. Bir de boyoz yaparlar yumurtalı böyle, üf tadına doyulmaz. Karşıyaka'da da lokma vardır, lokma tarçınlı böyle. Bayılırım, İzmir güzel şehir. Niye İzmir'e gitti? Niye gitti? İzmir'e niye gidiyor canım? Şeye gitti, tatile gitti. Tatile mi? Tabii, tatile gitti. Orada bir arkadaşı varmış. Boyuna ya illa gel, illa gel diyormuş. Bizde kal diyormuş, 2-3 gün bizde kal diyormuş. Yoruldun diyormuş. Hakikaten Fulya da yoruldu biliyor musunuz? Yani hem doğum hem nekaat devri, sonra çocuk, sonra iş. Hadi ben bir hava alayım diye gitti. Mümkün değil. İşlerin yoğun deyip duruyordu. Canım, izin aldı. Sen niye onlarla değilsin? Çok basit. Ben izin alamadım. Erdem, yoksa kavga mı ettiniz? Ha? Ondan mı gitti? Yok canım, normal gitti. Tabii tabii, gül gibi geçinip gidiyorlardı. Geçindiler, şimdi de gitti. Mümkün değil. Eğer benim kızım bana haber vermeden bir şeyler yapıyorsa... kesinlikle bir şeye çok kızmıştır. Oğlum canım, yani size her şeyi haber vermek zorunda mı? Mesela çocuk yapıyorum diye haber verdi mi? Ne alakası var şimdi? Şu alakası var, demek ki her şeyi haber vermiyor. Buyurun Hikmet Hanımcığım. Buyurun. Feride Hanım, siz bilirsiniz. Fulya neden İzmir'e gitti? İzmir'e mi gitmiş? Benim ondan bile haberim yok. Bunlar bize hiçbir şey söylemiyorlar ki. Sağ ol. Buyur hayatım. Sağ ol canım. İşte bizim de Fulya yenge evden ayrıldı. Bir süre boşum artık. Hadi canım, öyle mi ya? İyi ki gitmiş o zaman. Ya zaten bebek bakmak ne kadar zor bir işmiş ya. Tabii canım ya, bilmez miyim? Şimdi günde kaç kere kaka yapıyordur o? 8. Valla sayıyorum. 8 kere yapıyor. Tam 8 kere. 8. Hay maşallah. Valla çok zor ya o iş. Aç, temizle, kapa. Aç, temizle, kapa. Ben de çok yaptım. Sen kaç kere yaptın? Nasıl? Ya, yok ya, öyle değil. Yani şey, hani ben de çok bebek bezi değiştirdim anlamında. Onu mu anlatacağım şimdi sana ya? Haydi anladım ya. Bizim bebek var ya, değiştire değiştire öğrendik tabii. Senin bebek var değil mi? Allah kahretmesin, var. Var. Senin karın da var değil mi? Yani doğal olarak tabii ama biz görüşmüyoruz ki, boşandık, bitti. Kim bilir niye boşandı?
Ya niye boşanacak? Ben öyle ahlaksızlık falan yapmadım yani. O yüzden değil. İşte maddi zorluklar. Fakirlikten değil mi? Öyle demezsek tabii daha iyi olur ama fakirlikten evet. Ama şimdi simit tezgahı falan açtım ben biliyorsun. İşleri toparladım. Kriz teğet geçti diyelim. Ay şu teğet ne bir bilsen. Ya teğet şey işte ya böyle hafif dokunup geçmek gibi bir şey. Ya nasıl bir şey biliyor musun? Bak ben sana bunu bir örnekle anlatayım. Sen şimdi yaklaş biraz. Kapat gözlerini. Önce aç. Dudaklarını böyle ya. Şimdi kapat. Ya tamam anladım teyitin ne olduğunu. Aa, öpüp geçmek demek. Yani işte öyle bir şey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Da biraz üzgün de. Yine kapalı. Hangi arkadaşındaysa onun telefonunu verin de oradan arayayım bari. Yok telefon bizde de yok, bize de vermedi. Nasıl yok? Acil durumda nereden ulaşacağınızı söylemedi mi? Söylemedi. Ben de dedim kızım acil bir durum olursa sana nereden ulaşacağız dedim. Merak etmeyin babacığım dedi. Acil durum olmaz dedi. Söylemedi gitti. Mümkün değil. Fulya küçüklüğünden beri her zaman nereye gitse telefonunu verir. Ama canım belki kız kafasını dinlemek istiyor. Şimdi telefonu verse zırt pırt arayacağız. Nasılsın kızım? Oğlan nasıl? Meme emiyor mu falan. Tabii istemedi demek ki. Sana inanamıyorum Erdem. Karını ve çocuğunu nasıl böyle sorumsuzca yollayabiliyorsunuz? Ne telefon belli ne de yeri belli. Anneciğim Fulya'yı biliyorsunuz. Dediğim dediktir. Ha tamam. Bütün hata benim kızımda. Tamam. Hayır ama yani estağfurullah. Telaş etmeyin Hikmet Hanım. Yani eminim açacaktır telefonunu. Ay, pes vallahi pes. Ay, çayınızı bitirseydiniz. Bu söylediklerinizin hiçbirine inanmıyorum. Ama dur bakalım hayırlısı. Aşk olsun Hikmet Hanım şimdiye kadar ne yalanımızı gördünüz? Şu anda en az 5 tane sayabilirim. Ay otursaydınız. Güle güle canım. Yine bekleriz. Kapalı mı gene? Evet baba, kapalı. Biliyorum cevap vermez o. Belki de telefonu kırmıştır. Her kadın bu duruma sinirlenir Erdemciğim. Öyle bir günde, iki günde de geçmez siniri. Kim bilir, belki de ömür boyu bile sürebilir. Papatya, sen yoruldun artık. Sen geç uyu istersen, biz baba oğul güzel dertleşelim. Sağ ol. Ay. Gel bakalım şöyle. İyice bir baştan sona anlat bakayım bana bu iş. Nasıl oldu? Kimden oldu? Kimdi bu kız? Ya bu kız bizim patronla buraya gelen bu iş adamı var ya, onun kızı. Ha, yabancı uyruklu yani. Evet. Kaç defa oldu? Bir defa. Aşk mı, seks mi? Yok baba, aşk mı? Neden sordun? Ya işte işin içinde duygu varsa kadına hiç affetmez de onun için sordum. Yok baba, aşk falan yok. Yani bir defa olması iyi. Yabancı olması iyi. Bunlar yani nispeten işi hafifletir. Gittin mi memleketine kadın, döndü mü? Döndü döndü. Bir daha da gelmez değil mi? Yok baba. Ya biraz da zorlandım ben bu işe. Bizim patron zorladı. Ya bu anlaşma yapılıncaya kadar kızı mutlu et dedi. Gezdir, eğlendir. Kız da bana asılıyordu zaten. Hani birazcık mecbur kaldım. Güzel oğlum, bu hikayeyi kadınlar yemez. Ama öyleydi. Neyse anlatacağız bakalım. Şimdi onu getirtmek için mesaj atacağız. Mesaj? Tabii be yavrum. Telefon açmadığına göre mesaj atacağız. Açınca görecek, okuyacak, dönecek. Baba bence Feride Hanım haklı. Boşuna uğraşmayalım. Evladım minane yemişsin. Biz de elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyoruz. Yok eğer ben boşanıyorum, haftada bir çocuğumu görmeye razıyım diyorsan bir şey yapmayalım. Yok ya olur mu öyle şey? İster miyim öyle bir şey? İki gün görmedim, perişan oldum zaten. Yaz o zaman. Sevgili karıcığım. Yok dur şimdi. Senin telefondan olmaz o. En iyisi ben yazayım. Sana cevap vermez. Benimkini görünce gene cevap versen benimkinden yaz. Sevgili kızım. Duydum ki oğlum bir halt etmiş.
Ağır geldiyse istersen yumuşatayım bunu. Daha iyisini söyleyeyim, hakikisini. Saatleri keşke 3-4 saat birden geri alsalar. 3-4 saat birden geri alınca ne olacak küçük hanım? Uyuyacağım anne. Ha. Yiğit nerede? Ben okula gitmeyeceğim diyor. Yine mi? Göstereceğim ona, şunları yerleştireceğim. Yiğit! Yavrum, hayırlı işler. Ah, sana da hayırlı işler. Günaydın Rıza. Günaydın. Hoş geldin usta. Hoş geldin oğlum. Günaydın Feride anneciğim. Seyfo, bana anne deyip durma. Ama ben sizi annem kadar çok sevdiğim için anne diyorum. Ne söyleyeyim size, çay, kahve? Hiçbir şey. Hiçbir şeyiniz nasıl olsun, şekerli, orta, sade. Allah Allah. Ya usta, sen bu yalakalığı böyle çayla kahveyle yaparsan 50 yaşına geldiğinde anca alırsın bu kızı. Çok konuşma sen ya, çok konuşup durma ya. Daha başka ne yapacaktım ben? Ne bileyim usta, şöyle git. Güzel bir çiçek yaptır. Oldu, çiçek yaptırayım da kafama atsın. Zaten ters ters konuşuyor. Yürü git. Allah Allah. Bence iyi olur ama. Ustacığım, ben çıkabilir miyim? Nereye oğlum? Psikoloğa gideceğim de. Gene mi? Ya onun yüzünden başın derde girdi usta ya. E gitme o zaman oğlum. Onun yüzünden benim başım da derde girdiydi. Ya vallahi ne yapacağımı şaşırdım usta. Yani gideyim, belki bir akıl falan verir yani. E hadi bakalım. Peki. Git rastgele. Semiha, ne oldu? Var mı bir gelişme? Ay bugün de olmadı. Ben kesin hamileyim Feride. Midem de bulanıyor. Ne o? İstemiyor gibi konuşuyorsun. Ay, ya hamileysen Feride. Yani ben artık bu saatten sonra olmaz diye düşünüyordum ama... Oldu işte. Dur canım, sakin ol. Belki hamile falan değilsindir. Yok yok. Ben bu akşam test yapacağım. Hah, en iyisi o. Ben de zaten sana onu söyleyecektim. Ay Feride, ya pozitif çıkarsa ben ne yaparım? Ay bu yaşta anne olmak. Uf, yani hayatım kayar ha. Dur canım, dur. Öyle düşünme hayatım. Ya nasıl düşünmeyeyim Feride? Yani sıfırdan bir bebek doğacak ve büyüyecek. Yok, artık bize 20 sene rahat yok. Dur, önce sen bir testi yap da senle ondan sonra konuşalım bunları. Abla. Efendim? Ben çok gülüyorum değil mi? Evet, sen çok gülüyorsun. Sen her şeye gülüyorsun. Bu yüzden evde kaldın değil mi? Evet, bu yüzden evde kaldın. Çünkü ota çöpe her şeye gülüyorsun. Ya kadın dediğin birazcık ağırdan satar kendine. Ya hep rezil ediyorum kendimi. Çocuğun yanında da kah kedi kuh kedi. Vallahi karizman falan kalmadı ha. E kalmaz tabii. Kalmaz. Oh iyi olmuş, çok sevindim. Oh, oh. Bence hiç iyi olmamış abla. Böyle neşeli olunca kimse ciddiye almıyor. Evlenme teklifi etmiyor. Bundan sonra karar verdim, ağırbaşlı olacağım. Sen ağırbaşlı. Beceremezsin ki. Aman sen kendine bak. Ben en azından Adile Naşit gibi gülmüyorum. Ay rahmetli ne güzel gülerdi canım benim. Adile teyze. Ha, sen yürüyüşün bile ona benziyor be. Böyle öyle yürüyorsun. Selam baba. Hah Erdem, geldin mi oğlum? İyi, vakit geldi. Hadi gidelim bakalım. Beklemeye başlayalım. Fulya gelecek mi? Hiç sanmıyorum ama neyse. Lütfü, bir çıkarız oğlum. İyi baba ama dikkat et. Seni yanlış yola çekmesin. Kendisi hayırlı ama aldatan evlat. Sana bir şey söylerdim ama neyse. Ne? Hadi gel şimdi bak, gel şimdi bakayım. Hadi oğlum, yürü gidiyoruz. Necati nereye? Ben de sana geliyordum. Ya bizim bir saat kadar bir işimiz var. Bir yere takılacağız. Sonra hemen döneceğim. Nereye gidiyorsunuz? Yoksa Fulya'yı mı buldunuz? Ya, bakalım. Gelirse bulacağız. Ay Fulya'yla
buluşmaya mı gidiyorsunuz? Ay ben de geleceğim. Sakın ayrılmayın, çantamı alıp geliyorum. Bekleyin ha, geliyorum, hemen geliyorum. Eyvah. Defansı zayıflatacak bu şimdi. Hadi bakalım. Sizin yüzünüzden nişanlım beni terk etti doktor bey. Benim yüzümden mi? Evet, sizin yüzünüzden. İç güveysi olursam ben evlenmem diye söylememi söylediniz. Söyleyince de Salih çıldırdı. Çok kızdı bana ya. Ben sadece size kararlı ol dediğimi hatırlıyorum. Tamam işte, kararlı oldum, kaybettim. İç güveysi olmak mı daha büyük bir felaket sizin için? Yoksa evlenmemek mi? Evlenmemek. Ama bana öyle demediniz. İç güveysi olacağıma intihar ederim dediniz. Allah Allah. Allah Allah. Ya doktor bey, siz benim ne dediğime niye bakıyorsunuz canım? Ya ben o gün çok sinirliydim. Ama ben sizin dediklerinize göre hareket ediyorum. Vallahi ben anlamam. Yani siz bozdunuz, siz düzeltin lütfen. Yani ben size önemli olanın sizin duygu ve düşünceleriniz olduğunu ve kendiniz gibi davranmanız gerektiğini söyledim. Tamam işte, kendin ol dediniz. Evet. Ben kendim olmak istemiyorum doktor bey. Kendim olunca böyle oluyor işte ya. Ben Saliha ile evlenmek istiyorum. Vallahi hatanızı düzeltin doktor bey. Yani gerekirse gider tüketici derneklerine sizi şikayet ederim ya. İnternette yazılar yazarım. Param boşa gitti, yandı falan derim yani. Derim yani bir şeyler, bulurum. Zahmet ettin kızım. Estağfurullah. Sağ ol. Afiyet olsun. Hülya'yı bekliyormuş gibi bir haliniz var. Evet. Gelirse tabii. Ne dedi size? Geleceğim dedi mi? Yok, öyle bir şey demedi. Bir şey demediyse geleceğini nereden biliyorsunuz? Bilmiyoruz. Biz ona mesaj attık. Mesaj mı attınız? Evet. Kısa mesaj attık. Ama ya yani bu biraz şey oldu. Uzun bir kısa mesaj oldu. Durumu düzeltmenin tek bir yolu var. Sakın çiçek al falan demeyin doktor bey. İşe yaramaz biliyorum. Hayır hayır. Kararlı tavrınızı koruyun. Yani siz bir hata yapmadınız ki. Hata yapmış gibi özür dilerseniz nişanlınız ve babası kendilerini daha haklı hissedecekler. Ne yapayım? Daha mı sert yapayım? Hayır hayır. Sert davranmaktan bahsetmiyorum. Onurlu duruşunuzu koruyun. Onurlu duruş. Evet. Ya doktor bey, başkası olma kendin ol gibi bir laf işte bu da. Sonra ne olacak? Onurlu davranacağım, onurlu duruşumu göstereceğim. Nurettin Usta'nın sinirler tavan yapacak. Yok. Yapsın. Yani sonunda kazanan siz olacaksınız. Unutmayın, yaşarken yapacağınız her davranış sizi mutlu etmeli. Pişmanlık duygusu besletmemeli. Belki siz evliliğinizi kaybedebilirsiniz. Ama gururunuzu korumuş olacaksınız. Sizi mutlu edecek tek şey onurlu bir yaşamdır. Evet ya. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Bana kız mı yok be? Tabii. Bir şekilde böyle de yorumlanabilir. Evet evet. Tamam doktor bey. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu seans size para vermeyeceğim yalnız. O niye? Geçen seansı iade ediyorum varsayın. Yani bir nevi ürün değişimi. Anladınız? Tamam, teşekkürler. Abla. Ne? Hadi beni güldür. Kendime her şey gülmeyeceğim diye beynime eğittim. Hadi. Nurşen, hayatım sen iki dakika içinde o beynini nasıl eğittin? Kendime artık her şeye gülmeyeceğim, daha ağır başlı olacağım, kendimi ağırdan satacağım diye telkinde bulundum. He. Anladın da o telkin hiçbir işe yaramaz güzelim. Yarar. Yaramaz. Yarar. Yaramaz, yarasaydı bana yarardı ayol. Allah Allah, 15 senedir bak bana, ben telkinde bulunuyorum. Şöyle bir evim olsun, mutfağım olsun, televizyonum olsun, eşyalarım olsun diye ama... Yaramıyor. Abla onun için para lazım, telkin değil. Evlenmek için de telkin lazım değil canım. Düzgün koca lazım değil mi?
Ben artık gülmüyorum abla. Vallahi hiç böyle kendini ağırdan satan suratsız kızlar gibi değil abicim. Böyle enerjik, hayat dolu, her şeye gülüyor. Ne bileyim yani benim de hoşuma gidiyor. Güzel şeyler bunlar. Tabii canım, güzel şeyler. Kıymetini bil abicim, kıymetini bil. Tabii tabii. Bir zamanlar ben de Özge'yi nasıl böyle güldürüyordum, kakır kakır kikir kikir gülüyordu. Şimdi bir cildi iyileşti yani. Hadi ya. Ha. Soğudu demek o senden. Nasıl yani, soğudu demek mi oluyor? Yani. Hadi ya. Oğlum bu tipe de gülmüyorsa neye gülecek? Kişilik şeyi olarak. Ha. Yani... Ben dedim sana baba, telefonu parçalamıştır o. Senin mesajını da okuduğunu hiç zannetmiyorum. Canım alsana olur. Mesajla olur mu böyle işler? Ya olur olur, dur bakalım biraz zaman verin. Ha. Aha geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin Fulya'cığım. Merhaba, hoş geldin Fulya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada rahat eder misin yoksa şöyle mi geçeyim? Lütfen, lütfen bana mağdur muamelesi yapmayın. Bu olayın tek mağduru Erdem'dir. Kaybeden o olacak. Ve ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben buraya sırf sizin için geldim baba. Mesajınızda hatırım için diyordunuz. Sizin hatırınız benim için çok önemli. Beni boşanmaktan vazgeçirmeye veya bu olayı yumuşatmaya yönelik sözlerinizin dışında her şeyi dinlerim. Buyurun. Rüzgar nerede? Güvenilir insanların yanında. Evet. Önce bir şeyler içelim, bir sakinleşelim. Ha? Hadi bakalım. Evet, ne içersiniz? Ne içersin Fulya'cığım? Sen biraz da bana yardım için kendine telkinde bulunsana. Ha, git şu patatesleri soy. Hadi kalk. Aman abla ya, of. Aman abla ya, of. Yok, yok. Madem ki burada kalıyorsun, ne yapacaksın? Bana yardım edeceksin. Öyle ye, iç, gez, eğlen, Yusuf'la yok öyle şey. Sen de beni kullanamazsın. Abla sen ne paranoyak olmuşsun ya. Ne karınayak, para. Karınayak değil karınayak, paranoyak, paranoyak. Abla ya. Güldürdüm seni, paranoyak. Tükürsen. Kes şunları. Bak kızım. Kalbinin kırıldığını biliyorum. Yani Erdem'in hatası öyle kolay affedilebilir bir hata değil. Ama sen yetişmiş gelişmiş bir kadınsın. Bir annesin. Bugüne kadar hep doğru kararlar verdin. Evet. Bir tanesi hariç. Fulya ben mecbur kaldım. Ya sen bir dakika dur. Evet kızım. Erdem'i tanıyorsun. Erdem'in sana şimdiye kadar öyle ciddi bir hatalı davranışı olmadı, değil mi? Ama evliliğin bazı dönemlerinde erkekler bu hatayı işleyebiliyorlar. Çünkü onlar daha sabırsız, daha egoist. Heh, aldatmak erkeklerin genlerinde var de tam olsun. Tam olarak öyle diyemeyiz, değil mi papatya? Haksızlık olur. Ay affedersin, kendi kötü hatıralarım geliyordu aklıma. Erkekler aslında neslin idamesi için programlanmışlardır. Bu bilimsel bir gerçek. Kimse de inkar etmesin. Ay inkar ettiğimiz falan yok Necati. Benim bildiğim doğada belli zamanlarda dişi bir koku salgılar. Erkek de onun peşinden gider. Bazen erkek güzelliğini sergiler, hünerlerini sergiler. Bu sefer kadın onun peşinden gider. Bu milyonlarca yıldır böyle devam edip gidiyor. Ama insanlar öyle mi ya? İnsanların zamanı mamanı yoktur. Onlar aşka ve sekse her zaman hazırdır. Tabii ya. Tam düşündüğüm gibi işte. Evlilik kurumunun 2-3 bin yıllık geçmişi... milyonlarca yıllık bir geni nasıl değiştirsin ki? Ay canım bir gene de bu kadar sığınılmaz ki. Genimizde var, genimizde var. Ameliyatla falan alınmıyor mu bu genler? Neyse. Neyse. Tabii bunlar aldatmanın sebebi sayılmaz. Ama... hafifletici sebep olabilirler değil mi? Olamaz efendim. İnsanın beyni var, eğitimi var. Eğer evlilik sözleşmesine imza attıysa genlerine de hakim olacak. Ne yazık ki bu sözlerinizin hiçbirinin Erdem'e faydası olmayacak. Öyle deme kızım. Erdem biraz da hata yapmaya zorlanmış.
patronu zorlamış. Kadın yabancı. Zaten memleketine dönmüş. Yabancı olması fark ediyor mu Necati? Ediyor tabii yani. Özellikle de şu fark ediyor. Yani böyle bir düzenli bir ilişki değil bu. Öyle bir kere şeytan oymuş canım. Evet hayatım. Fulya'cığım. Kesinlikle aşk, duygusallık falan yoktu. Hiç fark etmez. Fark etmez olur mu kızım ya? Düşün şimdi bir kadına aşık oluyorsun. Karını aldatıyorsun. Bir de öyle bir gecelik bir şeytana uyuyorsun. Aldatıyorsun. Aynı mı? Bence aynı. Başka bir kadın başka bir kadındır. Ya ben hiç katılmıyorum. Şimdi ben senin bir arkadaşınla aşk yaşasam, seni aldatsam, bir de para karşılığı bir şeytan uyup yanlış yapsam aynı mıdır? İstersen dene, gör bakalım aynı mı değil mi? Ama her suçta hafifletici nedenler vardır. Cinayette bile ağır tahrik varsa ceza düşer. İşte Ertem de ağır tahrike uğramış yavrum. Ya patronu zorlamış bir defa. Kesinlikle. Yani mecbur kaldım. Kız beni 500 milyon dolarlık anlaşmayı iptal ettirmekle tehdit etti. O zaman aileni yıkacağına anlaşmayı yıksaydın Erdem. Fulya'ya katılıyorum. Papatyam. Ay tamam tamam. Ben sustum. Karışmıyorum artık. Peki karışmıyorsun ya. Bir de karışsaydın ne olacaktı bilmiyorum yani. Çocukları unuttuk biz kendi derdimizi konuşuyoruz deminden beri sanki. Semiha iyi ki çocuk mocuk yapmamışız. Bu marketin sahibinin oğlunu gördükçe cinlerim tepeme çıkıyor. Ya bizim de çocuğumuz olsaydı? Üstelik bir de bunun gibi gıcın teki olsaydı delirirdim valla. Ne yapıyor ki? Ya bu enişte buna kan verdi hayatını kurtardı ya. Teşekkür edeceğin hala arkasından konuşuyor. Ben bu kakamı alacağım diyor. Gözü de hala terzide. Gözünü para hırsı bürümüş. Gıcık. Erdem'i içinden yüreğinden affetme. Beni çok iyi anlıyorum kızım. Ama düşünmemiz gereken çok önemli bir nokta daha var. O da çocuk. Evet Fulya'cığım. Rüzgar'ı düşünmeliyiz. Onu bu haltı yemeden önce düşünecektin. Yavrum bak boşanmayı falan düşünüyorsan çocuğu mutlaka düşünmeniz lazım. Beni asıl bunalıma sokan bu zaten. Ay seni o kadar iyi anlıyorum ki Fulya'cığım. Bunalıma girmene gerek yok hayatım. Fulya'cığım. Rüzgar babasız büyümek zorunda değil. Evet. Fulya babasız olmaz. Bari çocuğun acı. Evet ben baktım internette. Uzmanlar 7-8 yaşından önce olan boşanmaların çocuklara çok büyük zarar verdiğini söylüyor. Demek ki 7-8 sene daha birlikte olmanız gerekiyor. Yani çocuklar 7 yaşından sonra zarar görmüyor mu? Yani 20 yaşındaki çocuklar bile boşanmadan zarar görür. Tabii o zaman 21 yaşına kadar beraber olmak zorundasınız. Bana uyar. Benim artık gitmem lazım. Fulya. Erdem. Boşuna nefesini tüketme. Bari nerede olduğunuzu söyleyin. Sizi çok merak ediyorum. Yani Rüzgar'ın nerede olduğunu bilmem lazım. Bu gece anneme geçeceğim. Hoşça kalın. Sağ ol Feride kız. Çok yardımcı oldun Allah canım alsın. Ay, çok özür dilerim hayatım. Yani ben bu konuda acı çekmiş bir kadın olduğum için kendimi tutamadım işte. Ama hiç gülme kendini kıyamam sana yazık. Ay Allah. Sıra olmaz. Kusura bakma Saliha. Onurlu bir duruş sergileyeceğim. O ne demek Rıza? Yani şu demek. Sana söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Yani hiçbir sözümü geri almıyorum. Ayrıca onlar benim hissettiğim şeylerdi. O yüzden söyledim. Aşık bir adam bu kadar kolay pes etmez. Akşam yemeğinden sonra seni ağacın altında bekleyeceğim. Geleceğini biliyorum. Nasıl gidiyor bakalım şiir? Çok kötü dedi. Daha hiçbir şey yazamadım. Ben başladım çok güzel oluyor. Aferin benim kuzuma. Ne şiiri bu? Engellilerle ilgili şiir yazıyoruz da. Aa çok güzel. Bitirdiğinde istersen bana okut ben de fikrimi söyleyeyim. Çok iyi olur valla. Peki benim şiirimi yazmaya ne dersiniz? Aa, o kadar uzun boylu değil küçük bey. Uyanık kuzu. Hadi bakalım odanıza. Gidin şiirinizi orada yazın. Zaten kaç gündür yazamadığınız bir şey. Hadi. Çoğul konuşma anne. Onları istirirken beni de katıyorsun araya. Allah Allah küçük hanım. Hadi. Gidin şiirinizi de küçülmüşler.
Lütfücüğüm, hayatım şu kapıya bakar mısın? Babama elma soyuyorum ben, hadi. Hayatım vallahi o kadar çok yemişim ki yani ağırlık çöktü. Yerimden kalkamıyorum. Papatya, biz bakalım mı kapıya? Ay yok yok yok, ben bakarım, ben bakarım. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk yenge. Geç geç, geç. Hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Aleyküm selam oğlum. Ne oldu? Ev bomboş, tabii sıkılıyor insan. Lütfü. Kötü bir şey söylemedim ki baba. İşin gerçeği doğru söylüyor baba. Hakikaten bomboş duramıyorum evde. Yeni hayatına hoş geldin. Lütfü böyle konuşacaksan git mutfakta kendi kendine konuş, biz duymayalım. Sen de bu kadar yıpratma kendini be oğlum. Bir çare bulacağız elbet. Merhabalar. Bu kadar yemin ediyorum sana ya. Hasta kaldım. Seyfo. Vay. Lan kafeye giriş vizesi çıktı mı? Çıktı tabii ya. Ömür boyu. Allah Allah. Ha. İyi. Buyur otur. Yok yok, ben bir arkadaşı bekliyorum da. Ha. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Vizeyi nasıl kaptım ama? Ha? O gün hediye paketinden çıkınca öyle doğum gününde abim bile pes etti. Bodyguard'ı bile kovmuş. Niye bana sormadan kovarsın ki bodyguard'ımı? Ay Vedat, ne öyle ya, pavyon kapısı gibi? Lazımdı ama kızım. Ben şimdi koskoca patronu bu zibidiyi mi döveceğim? Kesiyordum raconu, bitiriyordu işi. Vedat, kavga çıkartmayacaksın bak. Zaten 3-5 tane müşteri var, onları da kaybetmeyelim. Tamam ya, tamam. Konuşma çok. Selam. Vay adamım gelmiş. Ne haber aslan? İyidir senden. İyi, geç bakalım. Selam. Selam. Ya hayatım, bu senin İngilizce dersin ne zamana kadar sürecek? Sınava kadar. Sahi ya, sen ne sınavına çalışıyordun? Mesleki İngilizce sınavı işte Seyfo. Seyfo, bunu bilmemen de düşündürücü yani. Neymiş o düşündürücü olan? Ne bileyim, erkek arkadaş dediğin böyle şeyleri bilir. Ben onu tabii ki biliyorum canım, merak etme sen. Eminim Özge'nin hangi okulu bitirdiğini bile bilmiyorsundur sen ya. Oktay, lütfen keser misin şunu? Tabii ki de biliyor. Oktay, lütfen keser misin şunu? Tabii ki de biliyorum. Tamam, söylesin, başka soru yok. Ay sen de söyle şunu Seyfo, bir an evvel başlayalım artık derse. Tamam söyleyeyim. Şey işte Ankara. Ankara'daydı okul. Ankara'da bir sürü üniversite var canım, hangisi? Ya Ankara'daki o şey işte. Hacettepe. Hayır canım, Ankara Üniversitesi. Ya tamam işte, hani Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi. Hani Hacettepe Ankara'da da Ankara'da olduğu için. Gördük ne kadar ilgili olduğunu Seyfo. Bana bak, ukala dümdeleyi. Seyfo. Ya hayatım, ben biliyordum senin hangi okulda olduğunu. Bu ukala dümdeleyini bu dört gözü kızdırmak için, sinirlendirmek için yaptım ya. Tabii tabii. Lan. Gülşen. Ne var? Gel otur. Ne oldu? Bana bak. Hı. Alt kattaki daireyi bugün üstüne aldım. Ne? Amma şaşırdın ha. Ha babama vekalet imzalatmıştım ya. Evet ama ilaç içirip imzalatmıştın lütfen. Öyle ya da böyle. Ben Feridun'a sattım, Feridun da hemen bana sattı. Artık alt kattaki daire benim. Ay inanmıyorum. Ya babam anlarsa ne olacak? Ha? Anlarsa anlasın canım. Hem nereden anlayacak? Yani satmadığı sürece, birinin üstüne yapmadığı sürece anlamaz. Ay lütfen, ay, ay. Ben açtım. İzmir öyle mi? Demek kızım İzmir'de. Demek öğrendiniz. Bunu nasıl yapabildin ha? Nasıl yapabildin gül gibi kızıma? Bakın ben... Sus, konuşma sen. Sakin olun Hikmet Hanım. Buyurun otur. Buyurun. Mahvettin kızımın hayatını. Ne yapacak şimdi benim yavrum? Yani çocuklu bir dul kadın olacak. Artık bundan sonra ne evlenebilir, ne de çocuğunu doğru düzgün yetiştirebilir. Mahvoldu kızımın hayatı. Ay, Hikmet Hanımcığım, lütfen ağlamayın. Ben ağlamayayım da kim ağlasın Feride Hanım? Boşanmak bir kadının başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Ama bir erkek asla bunu anlayamaz. Bencil yaratık. Kızmakta çok haklısınız. Ama ben her şeyin düzeleceğine inanıyorum.
en azından torunumuzun bu olumsuz olaydan en az şekilde etkileneceği formülü bulmamız lazım. Kesinlikle. Yani uzmanlar babasız büyüyen çocukların ileride çok büyük psikolojik problemler yaşadığını söylüyorlar. Uzmanlar, kocanız sizi aldatıyorsa hemen boşanın da diyor. Hikmet Hanımcığım, biz yine Erdem'in uzmanlarını dinleyelim. Elinde ne varsa ne yoksa hepsini kaybedecek. En güçlü avukatı tutacağım. En büyük tazminatları ödeteceğim. Yani boşanmak belki Fulya'yı rahatlatabilir. Gururunu kurtarabilir. Ama ortada bir çocuk var. Yapılacak en doğru şeyi bulmak zorundayız. Öyle mi? Neymiş bu en doğru şey? Birincisi, eğer bir evden mutlaka biri gidecekse bu Fulya değil Erdem olmalı. Söyleyin Fulya'ya, dönsün evine. Eğer kocasını istemezse Erdem gider. Zaten torunumun ve gelinimin güvencesi olsun diye alt katı ben onun üzerine yapacağım. Ne? Bir süre ayrı mı yaşayacaklar, ne yapacaklar? Buna hakimden önce kendileri karar versin. Sonra düşünsünler, taşınsınlar, mahkemeye gideceklerse gitsinler. Şimdi sıcağı sıcağına mahkemeye gitmek iyi değildir. Bunu en iyi ben bilirim. Siz o evi vermeseniz de biz almasını biliriz zaten. İlla mahkeme diyorsanız siz bilirsiniz. Evet efendim. Bu durumda nikah dairesine gidecek halimiz yok herhalde. Allah, ben ne bahtsız adamım ya. Şimdi evi Fulya'nın üstüne yapacağım diyor. E ne bekliyordun lütfen? Çıkacaktı ortaya senin üstüne olduğu. Ya çıkacaktı da yani bu kadar çabuk olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ah Lütfü, ah ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi hileyle hurdayla iş olmaz diye? Ha, demedim mi? Neyse, yapılacak şey belli. Belli belli. Gidip babanın üstüne yapacaksın ev tabii ki. Yok canım, o ev benim. Fulya'ya başka bir ev versin. Oldu. Ay Lütfü. Bakın Hikmet Hanım, Necati çok haklı. Yani ortada bir çocuk var. Boşandıktan sonra geri dönüş o kadar zor ki. Dönmek isteyen kim? Bakın, küçük ailede bir kriz yaşandı tamam. Ama büyük aile çok şükür dimdik ayakta. Çocuklarımızın mutluluğunu düşünmek zorundayız. Siz de biraz sakin düşünün. Yangına körükle gitmeyin. Evet anne. Yani ben Fulya ile konuştum. Ne kadar pişman olduğumu söyledim. Ben böyle bir adam değilim. Tamam, Erdem bir hata yaptı ama bunu felakete dönüştürecek şey boşanmaları olur. Olsun efendim. Hikmet Hanım, aldatmaya asla hoş bakmıyorum. Ama bu olayda Erdem'in çocukça davrandığına, aslında böyle bir insan olmadığına, bir daha böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmeyeceğine inanıyorum. Lütfen siz de inanın. Ve Fulya'yı düşünmeye ikna edin. Yani Fulya iyice düşünsün, taşınsın, kararını versin. İnanın onun verdiği karara saygı duyacağız. İyi tamam. İkna olacağını hiç sanmıyorum ama gene de onunla konuşacağım. Selametle. Sen de orada oturuyorsun. Armut gibi bakıyorsun. Ulan bir şeyler söylesene sen de. Allah Allah abicim, bir gram İngilizcemiz yok ki bir şey söyleyelim ya. Nedir? I don't yes don't no don't yani. Bitti. Olmuyor öyle işte. I don't my don't yes don't. Adam bozuyor. Allah Allah. Sen kimi bekliyorsun? Nurşen'i mi bekliyorsun? Ha. Ya bekliyorum da gelmeyecek galiba. Niye lan? Ya geçen gün bir öpme girişimim oldu. Ondan diye düşünüyorum ama. Hadi ya. Ha. Ya oğlum, daha 2-3 buluşma yaşadınız. Hemen öptün mü kızı? Ulan öptün mü dedim. Girişim oldu dedim. Bence çok acele etmiş. Öyle mi diyorsun lan? Tabii. Gelmez mi? Gelmez. Gelmez yani. Hem gelse bile o ilk sıcaklığı beklemeyeceksin abiciğim. Bu kızlar böyledir. Öpmeye falan kalkıştın mı hemen kendini geri çekerler. Hadi ya. Tabii. Merhaba. Aha. Şişt, geldi lan. Kaybol, kaybol, kaybol abiciğim. Uza hadi. Aman, aman, aman. Dünyanın ve Samanyolu galaksisinin en güzel kızı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ben de iyiyim.
Yani bir an gelmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun? Yani zaman geçmedi ya. Ama tam böyle umutlarım tükenecekken kapıdan bir ışık gibi parladım. Böyle bir şey oldu. Öyle mi? Hı, öyle. Ama yani seni beklemek de dünyanın en güzel faaliyetiydi, biliyor musun? Olur, o zaman ben gideyim, bir daha geleyim. Allah Allah, nereye gidiyorsun? Otur ya, şaka yapıyorum. Ha, komik değil. Öyle mi? Ya Nurşen, şu dudak olayı biraz erken oldu galiba, özür dilerim. Hangi dudak olayı ya? Ya işte teğet geçme hikayesini anlatıyordum ya, falan. O. Evet, bir daha teğet meğet anlatma bana. Ya tamam, anlatmam. Vallahi anlatmam. Bak bütün matematiksel terimleri, bu neydi işte, bu açılar, kümelerimiz, efendim işte tanjant, kotanjant, efendim sinüzit, kosinüzit. Onun hiçbiri yok ya. Böyle teğet hikayesi de yok tabii. Aç şöyle be. Ulan gülünce yüzünde güller açıyor. Ne gerdin beni gülmeyince? Aa, gerçekten mi? Tabii canım, ben çok hoşuma gidiyor sen gibi. O kadar git yavaş. O evlenmiyorum lafını duydum ya Rıza. Çok üzüldüm. Biliyorum. Ama yani Salih'e ben içinden geçeni söyledim. Bak vallahi ben eğer iş güveysi olacaksam evlenemem yani. Ya tamam, sen de haklısın ama birazcık da beni düşün. Arada kalıyorum böyle. Ama yani o psikoloğun dediği gibi içinden gelen ne varsa onu söyle. Bak ya, benim yüzüme bak ve de ki bana, ben eğer evlenirsem annemlerle babamlarla yaşamak istiyorum de. Ya vallahi saygı duyacağım, kabul edeceğim, geleceğim yani. Hayır, yani aslında ben de istemiyorum. Doğduğumdan beri o evdeyim. Yani orada kalırsak evlilik benim için yeni bir şey olmayacak. Bak sizinkilere yakın bir ev tutarız. Ha? Babanlar o zaman ikna olur belki. Babam kabul etmeyecek. Harbi harbi konuşursan kabul eder. Beraber konuşsak. Ha yok, ben konuşmam. Ya ben söyledim zaten, resti çektim. Sıra sende. Ay, bir evlenemedik ya. Bence de. Papatya'm, ne bu telaş? Hemen çıkıyor musun? Sen çıkmıyor musun? Ben. Biraz şey, gazetelere bir göz atacağım. Tamam, çarşıda görüşürüz o zaman. Görüşürüz canım. Ay, Semiha ne yaptı acaba? Dur bakayım dur. Semiha ne yapacaktı ki? Test yapacaktı. Ne testi? Hamilelik testi. Nelik nelik? Hamilelik. Ay, ama bak sakın abime bir şey söyleme. Yani olumlu çıkarsa söyleyeceğiz tabii. Bakayım Semiha hamile mi? Hamile mi dedim hayatım. Test yapacak dedim. Ama bir şüphe var değil mi? Evet. Böyle güçlü bir şüphe mi? Ay ne demezsin. Karnı büyüdü, böyle oldu. Ya tamam, o kadar da demedim işte. İşte hayatım, test yapıp öğrenecek. Vay vay vay. Kayınçıya bak. O kadar evlatlık alayım diye uğraştı, olmadı. Kısmet kendi çocuğuylaymış. Öyle ama Semiha pek istekli görünmüyor. Yani benim de bir yanım inşallah olur diyor, bir yanım da olmaz. Olur inşallah ya. Adamcağız sevinir be. Ama sakın Semiha söylemeden sen bir şey söyleme hayatım. Boşuna adamcağızı sevindirmeyin. Yok söyleme, tamam. Hadi ben çıktım, görüşürüz. Hadi canım. Baba. Ha canım. Şimdi sen dün hani dedin ya alt katı Fulya'ya vereceğim diye. Evet. Vermemeli miyim? Yani bir mahsur mu var? Bir mahsur yok da yani gerek var mı sence? Var tabii. Böyle durumları da kadınlara anlamak lazım evladım. En azından bir evi olsun ki özgüveni gelsin. Yoksa boşanacaklar yani. Asıl evi verirsen boşanır. Boşanırsa boşansın. Ne yapayım? Ne de olsa torunumun annesi ya. Hadi ben çıkıyorum, sen de gel artık.
Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle babacığım, güle güle. Yani ben bu adamı hiç anlamıyorum hayatım, hiç. Ben bu adama iki tane torun verdim, bana öyle ev mev falan vermedi. Aha bak çeyrek, ona ev veriyor. Onları kayırıyor diyorum, inanmıyorsun bana. Bizi sevmiyor işte, belki de bizden nefret ediyor. Lütfen, o kadar abartma, o kadar da değil. Etmiyorsa da evi üstüme yaptığımı öğrenince edecek. Günaydın prensesim. Senden sonra uyanan herkese prenses demek zorunda değilsin abla. Sen böyle bulursun zengin kocayı. Dönme, ablana dönme sırtını, dönme. 5 dakika, 5. Tak. Özge'nin gelir değil mi bu çiçek? Yok, ona değil. Aa, başka kadın mı vardır yoksam? Ya ne kadın olacak başka? Başka kadın falan yok. Ekim'i o zaman bu çiçek be ya. Her çiçeğin gittiği hedefi öğrenmek zorunda mısın sen? Ekim'in mutlu olduğunu bilince daha bir hoşuma gidiyor. İyi söyleyeyim o zaman ben sana. Ben bunları... Geliyor. Ver. Günaydın. Günaydın Feride anne. Hayırdır inşallah? Bu çiçekler sizin için. Niye? Nedeni yok, öyle içimden geldi, buyurun. Seni gidi yalaka seni. Güzel yalakalık yapıyorsun ama. Hadi. Semiha, sonuç ne? Pozitif. Merhaba Zeyno'cum. Aa, Fulya. Ne haber? İyi canım, asıl sen nasılsın? İyi, ne olsun. Bir de ablalara gelmezsin sanıyordum. Gülşen aradı, gel konuşalım dedi. Açıkçası benim de biriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Canım arasaydın ya beni. Ne bileyim işte ya, çok zor. Merhaba Zeyno'cum. Hoş geldin Gülşen. Merhaba Çeyrek'cim. Ay, hata mı ettim acaba diye düşünüyorum tabii. Ay tamam Fulya'cığım, tamam hadi. Gel otur. Ne haber enişte? İyilik, senden ne haber baba? Baba mı? Baba mı dedim ben? Baba dedin ise? Ha, ya böyle her zaman babacan bir halim vardır da yani onun için dedim. Ne haber baba? Enişte, ama bana baba filan deme sakın. Niye? Ya o kadar evlat istedim, Allah'tan vermedi, iyi ki de vermemiş. Ne oldu? Niye fikir değiştirdin? Ya biraz daha para biriktireyim, alacağım Semiha'yı, Phuket adasına yerleşeceğim enişte. Phuket adası neresi? Phuket değil enişte, Phuket. Ha. Ada işte, uzak doğuda bir ada. Bu memlekette yaşanmaz artık. Senin dediğin gibi kapitalizm çok vahşi bir şey enişte. Pazarlama, satış müdürü olarak girdim markete. El kadar olan sabahtan akşama kadar raf dizdiriyor bana. Dur kayın çotur, sinirlenme ya, sakin ol biraz. Yok, galiba istifa edeceğim enişte. Asma suratını Semiha. Madem hamilesin, yapabileceğimiz tek şey sevinmek. Feride'cim ben de sevinmek istiyorum ama bu yaşta o kadar kolay adapte olamıyor insan. Bebeğin suratını görünce adapte olursun. Bebeğin suratını görene kadar buralar 15'er kilo görecek ama. Ay yüzüm gözüm şişecek. Çirkin bir kadın olacağım. Toparlarsın, üzülme. Feride, ben yıllardır toparlamaya çalışıyorum. Bu hale gelene kadar ne diyetler ne sporlar yaptım, sen biliyorsun. Biliyorum ama... Sen hamile kalsan şu anda 15 kilo alsan... Aa yok. Ay yok, yani çok güzel olur. Ay keşke kalsam. Hadi numara yapma. Çoluğum çocuğum yok. Alırım karımı, giderim başka bir yere yerleşirim. Belki de Fransa'ya dönerim. Hayda. Bir Fransa'da bir çevrem var benim. Nerede çevren var? Sen Fransa'da şoför değil miydin? Şofördüm ama onurlu bir yaşamım vardı enişte. Burada müdürüm ama hamallık yaptırıyorlar. Ay fotoğrafını çektim diyorum, anlamıyor musun ya? Ay ben onu bunu falan bilmem hayatım. Boşanma. Tek başına çocuğu büyütemezsin. Babasız büyümez çocuk. Senden de zaten farklı bir fikir beklemiyordum Gülşen. Gerçekler acıdır Fulya. En kötü baba bile babasızlıktan iyidir. Ay ne var canım? Gider başka biriyle evlenirim, olur biter. Oldu. Erdem'le yeni kocan aynı evin içinde karşı karşıya gelsinler böyle. Tamam.
Ay bilmiyorum Gülşen ya, bilmiyorum. Bak Fulya'cığım, eğer karar vermekte zorlanıyorsan bir süre ayrı yaşa derim. Hem en azından zamanla bazı şeyler kafanda oturur, daha sağlıklı kararlar verirsin. Ha boşanmış, ha ayrı yaşamış, ikisi de aynı şey canım. Ne yapayım Gülşen? Bu akşam gidip Erdem'le aynı yatağa mı gireyim? Lütfü abi seni aldatsa sen öyle mi yapardın? Bacaklarını kırardım. O gider salonda yatardı, ben yatağımda yatardım. Ama mümkün değil. Mümkün değil, olmaz öyle bir şey yani. Ay yok bence de. Ondan sonra affedildi fikrine kapılacak, hop gelsin ikincisi. Tabii canım, bence de. Valla ben bildiğimi söylüyorum kardeşim, gerçekleri söylüyorum. Yani biliyorum çok zor bir durum ama olsun, ne yapalım? Annelik bu. Annelik fedakarlık demektir. Gerekirse aldatmış kocana bile katlanacaksın. Tamam, haklısın. Zor bir süreç. Ama sen yine de bebeğe konsantre ol. Gör bak ne kadar sevimli olacak. Evet, sevimli bir canavar olacak. Yani sabaha kadar uykusuz geceler beni bekliyor. Ay yorgunluktan öleceğim Feride. Aa, elektrik gitti. Yok hayatım yok. Sigorta atmıştır. Daha önce de oldu. Neden oluyor peki? Ne bileyim ben, bir yerlerde kısa devre yapıyor herhalde. Hay Allah. O zaman bir elektrikçi çağıralım da bir baksın. Ay hayatım sen bırak şimdi bir elektrikçiyi falan da bana şunu söyle. Ben bunu Taylan'a söyleyeyim mi? Biraz daha bekleyeyim. Ay ne bekliyorsun Semiha? Ay ne bileyim ben. Sanki bekleyince geçecekmiş gibi saçma bir duygu var içimde. Benim bildiğim bu ancak 9 ay 10 gün sonra geçer hayatım. Ay Feride gülme. Ay herkes gülecek. Kadın 45'inde hamile kaldı diyecekler. Ay ne varmış? 45'inde hamile kalınmıyor mu? Hem sen 45 yaşında hamile bir kadın görünce gülüyor musun? Ya gülmüyorum ama... işte o yüzden rahat ol hayatım. Her şey çok güzel olacak. Ama abime de söyledi. O da sevinsin ha. Valla bu Fransa iyi fikir enişte. Güneyde küçük bir kasabaya yerleşiriz. Bir dönüm bağ alırım, şarapçılık yaparım aslanlar gibi. Yapma be kayınço ya. Nereden çıkardı şimdi Fransa'yı? Acele etme, dur, sabırlı ol. Patronluğunla kızıp memleket mi değiştirilmiş ya? Sanki Fransa'da kapitalizm yok mu? Var ama buradaki gibi vahşi kapitalizm yok enişte. Ne yani, oradaki kapitalizm evcil kapitalizm mi? Gayet tabii ya. Pardon. Buyurun, gene arıyor. Kim bilir gene ne buyuracak bakalım. Kızma, kızma. Vahşi kapitalizm. Hadi hoşça kal enişte. Hadi rastgele. Evet. Geliyorum, geliyorum. Ya çıktı mı test sonuçları? İnanmıyorum ama meraklıyım mısın? İnşallah negatiftir. Neden? Pozitif mi yoksa? Neden inşallah negatiftir dedin? Ya ben Taylan'ı öyle çocuğa pek hevesli görmedim de ondan soruyorum. Ay yapma. O zaman üzgünüm, pozitif. Allah, kayınço'nun Fransa hikayesi yattı. Aa. Tuttu, Fransa'ya gideceğim diye tutturdum. Kolay gelsin. Aa, Yiğit. Baba ya, şu şiirime yardım eder misin? Ya oğlum ben ne anlarım şiirden ya? Git kendi şiirini kendin yaz. Hiç anneme şiir yazmadın mı? Evet yazdım ama vermedim. Oğlum ne kafiyesi vardı, ne bir şeyi vardı. Yani eğer annene verseydim emin ol bugün annen olmazdı. Hadi ya, o kadar mı kötüsün? Felaketimdir oğlum. Dedem dedi ki kendine engelli arkadaşını yerine koy. Onun yaşayabileceği zorlukları düşün. Ama benim iki elim de var. Nasıl düşünebilirim ki? Hadi oğlum hadi, doğru eve. Hadi hadi hadi. Of ya! Oğlum ne yaptın ya? Öğleden görünce abi ben şey yapamadım, göremedim. Baba! Ya. Ne oldu? Elim yandı. Tamam, tamam. Ya bak, ne oldu oğlum, niye bağırıyor? Elim yandı dedi, çok acıyor. Köpeği kötü yanmış. Hemen lavaboya, lavaboya. Soğuk suya. Yavaş, yavaş. Soğuk suya. Ah ya. Yusuf, koş sen de bir yerden buz bulalım. Tamam, ocakta var usta. Zaten de eczaneye git, bir yanık merhem aldı gel yavrum. Hadi bak. Hay Allah, bak yavrum. Evet Fulya ya, Gülşen haklı olabilir. Yani en azından bu ona boşanmaktan daha büyük bir ders olur. Evet, en büyük ders. Bir kere babasıyla aynı evde kalacak, koltukta yatacak. Değil mi? Hem çocuk da etkilenmemiş olur. Hiç. Hem sen de rahat rahat işine gidersin. Biraz da o çocuğa baksın. Ne demek olduğunu öğrensin. Evet. Hem biz üst kattayız, siz alt kattasınız. Hem Erdem'i görmezsin, hem de çocuktan uzak kalmazsınız ikiniz de. Olayları kendi tarafına çevir bence.
Abartma Gülşen, abartma. Neyi abartıyorum lütfen? Ne abartması yani? Nasıl acıyor biliyor musun baba? Oğlum sen de biraz dikkat et ya. Yanağını deldin, elini yaktın. Niye rapor almadınız? Benim okula gitmemem lazım. Rapor mapor yok. Öyle elim yandı diye okula gitmemek olmaz. Ya tamam okula giderim can. Şu şiirden yırttım ya. Oo hiç olmaz. Esas şimdi yazacaksın oğlum. Ama dede kalem tuttuğum elim yandı. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ayakkabı bile bağlayamıyorum. Benim en az bir ay okula gitmemem lazım. Bak tembel kuzum. Eğer elin yandıysa öbür elini kullanmaya alışacaksın. Ha sen diyordun ya okulda eli olmayan bir arkadaşımız var diye. Onu düşün bakalım. Ne yapıyordu o evlat? Zor da olsa her işini yapmaya çalışıyordu değil mi? Aman baba boşuna anlatıyorsun yani. Buradan giriyor buradan çıkıyor. O okula gitmiyorum diye seviniyor. Bak şimdi karabuzum. Aramızda engelli bir insanı en iyi anlayacak şu anda sensin. O yüzden de bu şiiri sen yazmayacaksın da ben mi yazacağım? He? Haksız mıyım? Haklısın dede. Tamam yazacağım. Hadi. Fethi Hanım'a yardım edeyim yalnız kaldı. Yemeğe. Sağ ol kızım. Şu mutluluğunun kıymetini bil Vedat. Sen ol sakın aldatma Zeynep'i. Hele çocuk olduktan sonra asla. Beni bırak da senin durumun ne olacak? Bilmiyorum hocam. Arayamıyorum. O da aramıyor. Rüzgarı göremiyorum. Hayatım darmadağın oldu. Ne uğruna? Fulya... Rüzgar. Oğlum. Babam gel, gel bana. Paşam. Ne haber? Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım bana. Aslanım. Aslanım benim. Aslanım benim. Oğlum. Hani baba? Nerede baba? Oy, oy, oy. Oy canım hani sizlerim hadi. Rüzgar'ı biraz da biz sevelim mi? Gel bakayım. Hadi oğlum. Gel bakayım. Seni bir daha affetmeyeceğim Erdem. Bunu bil. Peki ne yapacağız? Şöyle olacak. Ben eve geri dönüyorum. Ama sen gidiyorsun. Tamam, okey. Giderim. Sana boşanma davası açmayacağım. Ama bir daha evli gibi olmamızı bekleme. Rüzgar daha küçük. Boşandığımızı anlamaz. Ama öğrendim ki... Bu yaşlarda babasız büyüyen çocuklar ileriki yıllarda daha çok acı çekiyormuş. Bunun için boşanmak için Rüzgar'ın büyümesini bekleyeceğiz. Ben çocuğumun babasını haftada bir görerek büyümesini istemiyorum. O yüzden ben işteyken Rüzgar'la ilgilenebilirsin. Ama ben evdeyken asla evde olmayacaksın Erdem. Tamam. Benimle ilgili asla bir umudun olmasın. Rüzgar'ın sağlıklı büyüyebilmesi için bu saçma sapan düzen 10 sene bile sürse sürdüreceğim. Tamam. Anladım. Güzel. Sen de şunu bil ki Fulya. Yaptığıma çok pişmanım. Senin sana olan sevgimle ilgili herhangi bir problemim yok. Ben seni hala seviyorum. Boş versene Erdem. Sevgi böyle şeylerle sınanır. Ve sen sınıfta kaldın. Artık sadece Rüzgar'ı düşün. İstifa edip işi bırakıyorum. Hiç itiraz etmesem ya.
Taylancığım nereden çıktı şimdi o? Ya beni genel müdür olarak aldılar. Kasa taşımaktan omuzum çıkıyordu az da. Bırakma bırakma. Sen işini bırakma. Deme lazım. Zaten zor buldun. Ya enişte sen de markete girerken girme diyorsun, çıkarken çıkma diyorsun. Çıkma çıkma. Senin çalışman lazım. Ama onlar da abimi sömürüyor hayatım. Aynen öyle. Yavrum şimdi hangi işe gitse öyle. Üç kişinin, dört kişinin işini ancak bir kişi yapıyor. Buradan çıksa başka yere girse gene aynı şey olacak. Başka yere girmeyeceğim zaten. Nasıl yani? Hayatım olur mu öyle şey? Yine işsiz mi gezeceksin? Olmaz, olmaz. Senin evin masrafı artıyor. Para lazım, para. Bir dakika, bir dakika enişte. Bizim evin masrafı neden artıyor? E çünkü... Hadi onu da Semiha söyledim canım. Taylancığım, sana bir sürprizim var. Benim de sana bir sürprizim var. O zaman önce sen söyle. Ya olmaz olmaz, önce sen söyle. Yok yok, sen söyle. Hadi sen söyle. Tabii de söyleyeyim işte. Hadi abi, önce sen söyle, Semiha sonra söyler. Pekala, pekala. Semiha, Fransa'ya taşınıyoruz. Anlamadım. Ya, yani evlendiğim zaman söylemiştim, senin çok hoşuna gitmişti ya. Ben düşündüm, taşındım. Yani orada yeni bir hayat kurarız kendimize, toprakla uğraşırız. Ya bu memlekette toprak mı yok kardeşim? Neden çıkıyor ikide bir bu Fransa lafı? Öyle değil enişte. Yani ben orada bir bağ alacağım, küçük bir bağ alacağım, şarapçılık yapacağım, taktım kafaya. Ya bırak şarabı marabı. Bak Semiha sana bir şey söyleyecek. Hayatım, hoşuna gitti ama değil mi? Zaten burada öyle bir bağlantımız falan yok. Çoluğumuz yok, çocuğumuz yok. Orada istediğimiz yere gidip istediğimiz gibi yerleşiriz. Ha? Sen ne diyecektin? Taylancığım, baba oluyorsun. Evet. Baba oluyorsun. Ben. Baba oluyorum. Ya. Gözüm oluyor. Baba oluyorum. Garip adamsın kayınço ya. Demin çoluğumuz çocuğumuz yok diye seviniyordun. Şimdi çocuğun oluyor diye sevinçten neredeyse evi yıkacaksın. Çocuk bu enişte, çocuk bebek. Allah Allah, babalı büyüsün. Ne oluyor ya? Şiir yazıyoruz mu buradan? Yazıyoruz mu? Daha çok ben yazıyorum küçük bey. Hepsini bana kakaladın. Ne yapayım? Dedem yazarsın diyor ama ben hiç öbür elimi kullanamıyorum. Hadi hadi. Bu hayatı paylaşmak. Oku bakayım sen nasıl olmuş. Ben bakarım. Merhabalar. Merhaba. Ya ben Yiğit'i merak ettim de. Bir bakayım dedim nasıl oldu. İyi. Güzel. İyi. Sol el iptal. Hadi ya. Beraber şiir yazıyorduk. Buyurun. Valla mı? Buyurun. İyi akşamlar Necati Ustam. İyi akşamlar Yusuf. Ya Yiğit'i merak ettim de bir bakayım dedim. Sağ ol. İçeride çalışıyorlar bak. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber lan? Nasıl oldu elin? Çok fena. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne güzel lan işte okula gitmezsin. Düzgün akıl versek çocuğa. Ha. Sen bana bakma oğlum ya, ben şaka yapıyorum. Tabii gideceksin okula. Havan olur. Kızlar sorar neyin var. Anlatırsın. Evet ama çay döküldüğü yerine daha havalı bir şey bulmak lazım. Hallederiz, buluruz. Teyzeciğim nereye? Tuvalete. Hay Allah, bizi böyle bıraktı ya. Ben size bir çay doldurayım. Vallahi olmaz. Ben kendim hallederim lütfen. Yok ben halledeyim. Yok vallahi olmaz, ben hallederim. Yok yok, gerçekten hallederim. Ben kendi çayımı kendim koyarım. Gerçekten ben hallederim. Vallahi alışkanlık. Lütfen. Lütfen abi. Enişte. Ya ben de Yiğit'e bakmaya geldim. Eli nasıl oldu falan. Tabii tabii, belli kime baktığın. Çay içer misin? Sağ ol, içmem. Ben koyayım ya bir tane çay sana abi. Canım içmem dedim. Hasta ziyareti kısa olur, hadi. Ben de zaten çayımı içip gideceğim abi. Canım. Direkt gideyim ben ya, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz Lütfü abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sen de mi ömrümü yiyorsun ya, sen de mi? Yemiyorum. Ne yani? Şimdi sen artık burada mı kalacaksın? Evet canım, bir sakıncası mı var? Ya Allah büyük işte. Yıllarca benle dalga geçtin babamla kalıyorum diye. Bak sonunda sen de geldin. İstersen kına alayım, bir 50 kilo kadar da yak. Niye 50 kilo? Anca yeter.
Bana bak, bu ne kadar sürecek peki? Bilmiyorum canım. Tarih vermedi. Ha, 10 senede sürebilir yani. Ya abi bir git başından Allah aşkına. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraştırtma beni. Aldatmayacaktın o zaman. Allah Allah, boşamadığına dua et. Var ya, için için seviniyorsun değil mi zor duruma düştüm diye? Ne sevineceğim be? Zalim miyim ben? Allah Allah. Bana bak, ilk fırsatta kadının gönlünü al. Yoksa olan çocuğa olacak bak. Ya bak, tamam oğlum, kolay bir durum değil. Ya anlayabiliyorum. Üzülme, ilk kızgınlığı geçince affedecektir. Bilmiyorum abi. Affetse bile hayatım boyunca başıma kalkacak. Saçmalama oğlum ya. Ya boşanmak bile daha iyiydi belki. Ben sizin birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Aşık olduğunuzu biliyorum. Ya bu aşk böyle bir günde biter mi ya? Düzelir, düzelir. Sen canını sıkma. Ya oğlum topla kendini ya. Yani onların sana ihtiyacı var. Evine döndü. Ne dersin? Zamanla toparlanır mı çocuklar? Bilemiyorum Necati. Aldatılmak büyük bir acı. Yani kolay kolay düzelmez. İnşallah diyelim. İnşallah. Ben seni aldatsam beni hemen boşar mısın? Boşarım tabii. Aşk olsun ama yazık diye mi canım? Çocuklarımız var. Onlar babasız mı büyüsün? Saçmalama Necati. Bizim çocuklarımız kazık kadar. Olsun. Onların da bir psikolojileri var. Mesela Lütfü katiyen bensiz yapamaz. İyi o zaman Lütfü sende kalsın. Yani ne de olsa babası sensin. Yok yok, teşekkür ederim. O sende kalsın, sen daha iyi bakarsın. Ben hafta sonları gelirim, alırım onu götürürüm, dondurma yediririm. Hayvanat bahçesini falan getiririm. Getiririm gene bırakırım. Ama öyle bir gün bir cici baba falan çıkardı içeride bana merhaba Necati Bey derse altından merdivenini parçalarım Allah canım. Necati. Allah yarabbim uzak olsun. Amin. Ne ya? Ne zayıf bir kahvaltı bu. Allah Allah. Sen karının evinde kahvaltı mı diyordun he? Hayır yani de ya ben bu evin standartlarına göre düşündüğüm için kendimi ona göre programlamıştım o yüzden. Bence sen bir ev tutardın. Çünkü kolay kolay o eve geri dönemeyeceksin sen. Aşk olsun yenge, kovuyor musun yani? Aa, estağfurullah, kovar mıyım? Olur mu böyle şey canım? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Rahat edersin oğlum. Aman Fulya yenge, geliyorum şimdi. Ay abla ya, Fulya yenge eve dönmüş, iznim bitti. Erdem enişte, senin ne işin var burada? Erdem enişteli ambargo var güzelim. Ne? Ambargo, ambargo. O eve giremiyor. Bir süre için. Oh, en azından bir süre sağdan soldan çorap toplamayacağım. Sen bir süreliğine sağdan soldan toplamayacaksın ama ben bir süreliğine iki katı toplayacağım sağdan soldan çorap. Değil mi Erdem? Di yenge, zaten şamara oğlanına döndük. Gelen giden vuruyor. Ah canım benim, yazık sana. Hayırlı işler Saliha. Teşekkürler. Hoş geldiniz Feride anne. Bak Seyfo, yani bana ikide bir anne demekten vazgeç çocuğum. Ama ben size yani şu yüzden anne diyorum. Şimdi ben sizi annem gibi sevdiğim için. Ben senin neden dediğini biliyorum Seyfo. Yani bana böyle iyi davranarak, jestler yaparak neye varmak istediğinin farkındayım. Ama inan Özge ile arandaki engel ben değilim. Kim peki? Hiç kimse. Sizin aranızda insanlar yok. Sizin aranızda hayat şartları var. İkinizin de eğitimi farklı. Yani ilgilendiğiniz şeyler farklı. Geleceğiniz farklı. Tamam gençsin. Benim kızım da nazar değmesin güzel bir kız. Ondan hoşlanman doğal. Hatta arkadaş da olabilirsiniz. Ama hayat bize öyle şeyler öğretti ki Seyfo. Sizin gibi farklı insanların
böyle bir birlikteliği yürütmeleri çok zor. İmkansız. Yani sonunda üzülen sen olursun çocuğum. O yüzden söylüyorum. Gel sen Özge'den vazgeç. Ama ben onu... Yani şimdi size bir anda böyle söylemek çok zor tabii de... Ben onu gerçekten çok seviyorum. Hani öl dese ölürüm. İnan ölmezsin Seyfo, ölmezsin. Hay, ay. Yani bu Seyfo dert olacak başımıza. Ay yine ne oldu? Özge'yi seviyorum diyor ama sevdiği falan yok. Beni sinir ediyor. Ay artık bir elektrikçi çağıralım Semih ya. Ne bu böyle? Ay Feride'cim sen çağır. Ben Taylan'la babamlara gidiyorum. Müjde mi vereceksiniz? Vallahi müjde mi bilemiyorum artık. İyi ben bulurum bir elektrikçi. Kolay gelsin Mustafa. Eyvallah. Oo selamun aleyküm Necat Usta. Aleyküm selam Nurettin Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Mobil bahi. Günaydın Nurettin hoş Usta. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk benim güzel kızım. Gel. Otur. Sağ olasın. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Konuş benim güzel kızım. Şey. Yavrum. Ben Rıza ile barıştım. Ne? Ya baba Rıza haklı bence. Yani biz evlenip ayrı bir ev tutalım. Beni bak senden mi kandırdı bu montufon? Ya baba kandırmakla bir alakası yok. Yani ben de istiyorum ayrı bir yuvam olsun. Vay anam vay. Vay canına be. Demek anneye babaya vefa boğuluyor. Ya babacığım ne alakası var? Zaten yakında bir ev tutacağız. Sık sık gelip gideriz. Olmaz. Olabilemez. Ben seni bırakmam. Anladın mı dediğini? Bizim evde oturacaksınız. Ya da bu evlilik olmayacak. Ya baba ya. Başlattırma baba. Nurettin Usta. Ne var? Sen daha önce hiç psikoloğa gittin mi? Ne? Yok gitmedim. Gitmek ister misin? Bildiğim çok iyi bir psikolog var. Ben ne diye psikoloğa gidecekmişim? Çünkü çok sabit fikirlisin. O yüzden. Ben beni bak. Sen kim oluyorsun da bana sabit fikirli diyorsun ha? Esas sabit fikirli sensin lan. Ben denemeyim de psikoloğa gideceğim lan. Sen git psikoloğa. Yok öyle anladın de. Anladın mı? Öyle deme. Yürü demek istemedim ben. Babacığım tamam. Bakayım bırak lan sen de. Evet buyurun bakalım çikolataları. Sağ ol. Seyfo. Hüseyin al evladım. Sağ ol. Al bakalım çiçekçi güzelim. Sağ olasın. Yavrum. Nurettin Usta buyur. Sağ olasın sağ olasın Taylan. Al bakalım Yusuf. Sağ olasın. Mahir. Sağ ol ama neyi kutluyoruz Taylan birader? Oğlumu kutluyoruz oğlumu. Vay be bu yaşta oğlu oluyor adamın ha. Ne varmış be yaşımda sen kendi haline bak be. Taylan. Geliyorum. Gel gel gel. Geldim enişte al bakayım evladım. Buyur enişte sen de al. Sağ ol. Almasını alayım da Gören de diyecek ki görmemişin oğlu olmuş tutmuş çikolatasını dağıtıyor. Niye ya enişte? Ya bu işler böyle 2-3 ay geçmeden ilan edilmez. Allah Allah. Ya hele bir bekle sabırlı ol. Çocuğa bir can gelsin çocuk bir tutunsun. E tutun be enişte daha ne tutunacak Allah aşkına ya. Ya sen gene de ağırdan al öyle çocuk oluyor diye bangır bangır bağırma. Taylan. Hadi canım hadi babamlara gideceğiz. Tamam canım tamam. Rıza al sen şunu halledi ver. Hoşça kal lan işte. Gel canım. Hadi güle güle. Hepsini bitirme. Ne haber Seyfo? İyi. Nasıl iyi bu? İyi işte. Yok yok iyi değil. Ne oldu? Annenle kısa bir konuşma yaptık da. Annemle mi? Ne konuştunuz? Neyse boş ver. Anne. Ne konuştun Seyfo'yla? Konuştum işte. Ne dedin? Ay, ne dediysem dedim. Ay, nerede bu elektrikçinin numarası? Anne. Kızım sen biraz dükkanda otur ben gidip elektrikçiyi alayım. Yani sigorta 1/2 atıyor. Sakın ayrılma ama. Tamam. Hmm.
Kardeşim biraz da olayı iyi tarafından bak. Aldatmış bir adama göre iyi durumdasın. Ne iyi durumdayım ya? Koltuk tepelerinde yatıyorum resmen. Ulan en azından çocuğuna yakınsın. Orası öyle. Neyse ben kaçtım hadi. Görüşürüz. Hadi, eyvallah. Bana bak Vedat. Eğer beni aldatırsan vallahi son erdem gibi olmaz. Öğrendikten yarım saat sonra boşarım seni. Merak etme bir tanem. Ben seni aldatır mıyım hiç? Vallahi bir erkeğin şeytana uyması an meselesi. Ben bir kere uydum şeytana, bir daha uymam. Nasıl yani? O da sana aşık olduğum andır. Ya Vedat. Gel sarılayım bir kere. Aferin Seyfo, delikanlı adammışsın. Tamam annem, annem bir daha dönmeyeyim. Oh güzel. Üzülme hayatımın bir tanesi. Sigortadan alırız paramızı. Dükkana üzülmüyorum ki hayatım. Of, hayat pamuk ipliğine bağlı. Güzel kızım az daha gidiyordu. Allah korusun. Fakat aferin Seyfo'ya değil mi? Yani mangal gibi yürek varmış çocukta. Nasıl daldı ateşlerin içine, kaptı kızı çıkarttı. Evet ya, Allah razı olsun. Yani bu cesareti ancak deli gibi seven biri gösterir Feride. Haklısın. Özge'yi cidden çok seviyor. Bugün bana bunu ispat etti. Dede. Ha kızım. Şiirim sınıfta birinci seçildi. Aferin. Okuyayım mı? Oku bakayım. Hayata tutunmaktır en büyük başarım. Bana öyle bakmayın. Engelimle de yaşarım. Yapamazsın demeyin. Ben her işi yaparım. Belki elim yok ama kalbim ile yaşarım. Benim de en büyük hakkım utanmadan yaşamak. Sizden bir tek isteğim bu hayatı paylaşmak. Aferin kara kuzuma benim be. Engelliler değil, onları düşünmeyen düşünme engelliler utansın. Gel bakayım dedene.